Afrika çöllerine yağan her yağmur tanesinde, ay yıldızı bayram dalandığı her yerde Osmanlı'nın ve Türklerin unutulmaz anıları vardır. Bugün Tunus'taki şehirlerde tarihi konakların giriş kapısı üzerinde bayrağımızın simgeleri görmek mümkün. Arapça yazılan yazılarda Tunus'un herhangi bir köyünde veya kentinde eğer şahsın soy isminde A kelimesi varsa o Türk asıl bir aileyi yansıtır. Cezayir'de, Tunus'ta, Libya'da, Mısır'da hala bugün yani o coğrafyada bıraktığımız yüz binlerce ve milyonlarca insan vardır. Osmanlı yurttaşı ama soyu Türk olan insanlar. Osmanlı, Cezayir'de, Tunus'ta ve Libya'da oradaki askerlerinin yerli halkla evlenmesine yasaklar getirmiş. Amaç orada Türk soylu olan insanların karışıp kaynaşmasını engellemek için. Biz Cezayir'i 1830'ların başında kaybettik. Tunus 1881 yılında, Libya 1911-12 yılında Osmanlı'dan ayrıldı, Batılı emperyalistlerin eline geçti. O coğrafyadaki kurtuluş savaşlarında halkı düşmana karşı savaşa yönlendiren kahramanların ellerindeki bayraklarda Osmanlı'dan kalan ay yıldızlı bayraklar vardı. Evet, Tunus'un bayrağındaki ay ve yıldız simgesi Osmanlı dönemindeki Osmanlı'nın kullandığı bayrağın bir benzeridir. Libya'da en son Kaddafi rejiminden sonra kabul edilen bayrak da ay ve yıldızlı, yani bugünkü Türkiye bayrağının bir benzeridir. Evet, şu an karşımızda Libya çöllerinde Kurtuluş Savaşı'nı, yani Libya için halk Kurtuluş Savaşı'nı yapan o kahramanların taşıdığı ay yıldızlı bayrak simgesini görüyorsunuz. O bayrak Osmanlı'dan kalan bir hatıradır. Evet, bu resim bize onu hatırlatıyor. Libyalı savaşçıların kullandığı Osmanlı Türk bayrağının görüntüsü eşliğinde savaşa giden insanların görüntüsü. Ve bir harita. Osmanlı'ya bağlı Arabistan Yarımadası. Hicaz denen kutsal bölge. Sahildeki Cidde şehri, İslam tarihinin kalbi sayılan Mekke, Peygamberimizin mezarının bulunduğu Medine kentleri. Osmanlı döneminde Mekke'deki Kabe'nin etrafında böyle kemerli revaklar Kanuni Sultan Süleyman Mimar Sinan'a yaptırdı. Bugün Mekke'ye gittiğimizde Osmanlı hatırası olan o revaklar halen yerinde duruyor. Ancak Suudi hükümeti son zamanlarda Osmanlı hatırası o revakların kaldırılmasını amaçlayan çalışmayı yürütüyorlar. Kabe'ye bakan tepelerde Osmanlı kalesi vardı, ordu merkezleri vardı, çeşmeler vardı, şehre su taşıyan kemerler vardı. Medine'nin her yerinde Osmanlı izleri vardı ama en önemlisi Şam'dan, Ürdün üzerinden ve Arabistan çöllerinin içerisinden önce Medine'ye ulaşan ama esas da Mekke'ye gitmesi düşünülen Osmanlı'nın son zamanda yapılan o Arabistan demiryolu veya Hicaz demiryolunu hiç unutmak mümkün mü? Bu demiryolu 1910'lu yıllarda çalışıyor idi. Şam'dan Ürdün Vadisi'ne, oradan aşağıdaki çöl istasyonlarından Medine'ye ulaşan o trenler, Osmanlı coğrafyasından Hicaz bölgesine yüz binlerce insanın ve askerin taşınması için kullanılıyor idi. Çok ilginçtir. Peygamberimizin mezarı Medine'de bulunuyor. Medine şehrine giren Osmanlı trenlerinin dönen tekerlerine çuval bağlıyorlar, ses çıkartmasın. Olur ki Peygamberimizin efendim ruhu incir diye tren Medine'ye girerken tren sesinin olmaması için tekerlere veya da demir tekerlere çuval bağlayıp bir şekilde sesi aşağı çeken bir anlayışla Türkler veya Osmanlı subayları peygambere saygıyı orada gösterdiler. Arabistan Yarımadası'nın daha güney kesiminde bir tarafı Hint Okyanusu ama bir tarafı Kızıldeniz olan o uç kesimde Yemen'de büyük acılar ve felaketler yaşandı. Yemen 1870'lerin hemen başında isyanlara ve savaşlara sahne oldu. 1918'e gelinceye kadar.
1871'den 1918 yılları arasında yaklaşık 40 yıl gibi uzunca bir zamanda Osmanlı arşivindeki resmi belgelere göre 400 bini aşkın Anadolu insanı şehit oldu, hayatını kaybetti, bir şekilde felaketlere uğradı o coğrafyada. İngilizler ve Avrupalılar Arabistan'ın güneyinden özellikle Hindistan, Çin'e ulaşan yolların güvenliği için Yemen sahillerindeki Osmanlı güçlerine karşı isyanları teşvik ettiler, saldırılar yaptılar. Osmanlı o coğrafyayı savunmak için büyük bedeller ödedi. Hesap ettim, her yıl yaklaşık 10 bin kişinin hayatını kaybettiği bir önemli coğrafyaydı Yemen. Yemen'deki olaylar, çöl kumları, dağların başındaki tepelerdeki evler, ayakkabıları yırtılmış, yiyecek bulamayan, cephane bulamayan Anadolu evlatlarının son nefesini verdiği o coğrafyada Yemen türküleri söylendi. Evet, Abu Yemen'dir, Gülü Çemen'dir, giden gelmiyor, acep neydendir? Yemen türküsünü izliyoruz Osmanlı coğrafyasında. Gözyaşlarının sel olup aktığı o coğrafyanın hikayesi Yemen türküsüne yansıyor. Evet arkadaşlar, Yemen türküsünü herkes izlemiş olsun. İzleyelim.
Evet, Yemen türküsünün bu sözleri kulaklarımızı çınlatıyor ve derinden bir gözyaşı dökmemizi sağlıyor. Yemen bizim için çiledir, ızdıraptır, gözyaşıdır. Unutulmayan destanlardır. Yemen, Osmanlı'nın uzaktaki topraklarıdır ve Yemen için resmi rakamlara göre 1871-1918 yılları arasında kaybettiğimiz asker sayısı 400 bin ama gayri resmi yoldan yani hastalananlar dahil, yaralılar dahil kayıplarımızın 1 milyon hatta 1,5 milyon insan kaybettiğimiz şeklinde bilgiler de vardır. Bütün bu konuları araştırmak ve gerçekleri bulmak gerekiyor. Bu konuda İstanbul'daki Osmanlı arşivinde çok sayıda bilgi ve belge var. Çalışan, araştıran ve gerçekleri bulan o tarihçilere, bilim adamlarına buradan saygıları sunmak gerekir. Karşımızda Osmanlı döneminde bir Osmanlı kenti olan Medine'nin görüntüsü. Caddelerin kenarında ay yıldızlı Osmanlı Türk bayrakları var. Medine şehrinin Peygamberimizin türbesinin olduğu hemen yakın yerde Medine istasyonunda Osmanlı padişahının tuğrası vardı ve arması vardı. Türk bayraklarının simgesi vardı. Oradaki istasyon uzunca bir zaman onarımdan geçmedi. Oradaki trenler paslanmaya bırakıldı. Bir şeye rağmen eğer yolunuz Hicaz'a düşerse Medine'ye uğradığınız zaman oradaki Osmanlı padişahlarından kalan tarihi eserleri, camileri, kubbeleri, minareyi görebilirsiniz. Özellikle Medine istasyonundaki Türk izlerini görmek büyük mutluluk kaynağıdır. Mekke'nin de etrafında Osmanlı eserleri vardı. Hemen Mekke'de Kabe'ye bakan tepenin üzerinde Ecyat Kalesi, Osmanlı'nın Kabe'yi koruyan bir güvenlik merkeziydi. O bahsettiğim kale, Osmanlı Kalesi, son yıllarda Suudi hükümet tarafından önce yıkıldı ve oraya devasa bir büyük apartman, bir büyük gökdelen oturtuldu. Yani Suudi Arabistan, Hicaz bölgesindeki Osmanlı eserlerini adım adım yok ediyor ve onların